E, sevgili seyirciler yani böyle sabah e, Müge ile kuliste konuşurken sıradaki haberimiz biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kalben e, uyuşturucu operasyonu sonucu e, gözaltına alındı ifadesinde de içmiyorum. Ay içiyorum düzeltiyorum kusura bakmayın. E, satıcı değilim içiyorum dedi. Ve sonrasında bir özür mesajı paylaştı ama bakın e, Kalben'i sırtından vuran diyeceğim. Hani sırtından vuran demeyelim de evet. aslında ihbar eden Kimmiş? Hemen bir bakalım. Ee, Kalbenin yurt dışında uyuşturucu kullandığı sırada bir arkadaşı tarafından gizlice videoya çekilip kendisine şantaj yapıldığı ortaya çıktı. Yani bir arkadaşı çekiyor. Müge ne acayip bir şey değil mi? Kalbenden para alamayan şantajcı bir de para istiyor üzerine. Tabii. Belli ki bir süreç geçiyor. Tabii. Yani onu rahatsız ediyor, baskı yapıyor o parayı alabilmek için. Videoyu emniyete gönderip kalben sadece uyuşturucu kullanmıyor dostlarına da satıyor ihbarında bulunuyor. Evet ve de fotoğraflar da ortaya çıkmış. Yani Video. bulurlandı fotoğraflar sevgili izleyiciler. Orada o İtalya'da arkadaşının gizlice çektiği sonra da şantaj sonrasında istediği parayı alamayınca ee, emniyete narkotiğe e, ihbarda bulunduğu fotoğraflar. Kalben'in evi bu yüzden basıldı. Evet. Cihangir İstanbul Cihangir'deki evi hatırlayacaksınız görüntüleri. Onun da it bu görüntüler Aynen. onun da itibarı ve kariyeri açısından ne kadar zor zamanlara girildi. Evet. Tedavi süreci de başladı. Evet, 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 evet. Ee, aslında bir an bu haberi okurken şöyle bir şey de düşünmedim değil. Kalben Şantaja uğradığında, hmm, korkunç hmm, bir şey şantaj, hmm, gidip direkt kendini ihbar etseydi. Hmm. Ee, o zaman yani ne olurdu? kendisi söyleseydi yani ben Tabii. böyle bir şey yapıyorum. Evet pişmanım. Ee, pişmanım. Ee, bir taraftan da böyle bir şantajın içindeyim. Baskı var ya da para istiyorlar deseydi acaba... Değişen dönüşen ne olurdu? Ee, Belki en de azından yansıtılış, yansıtılış şekli biraz şey, şey olurdu. ifadesi de e, var e, sevgili seyirciler. Kalben ifadesinde kendisini uyuşturucu kullanırken gösteren videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından çekildiğini, yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istenerek şantaj yapıldığını, para vermeyince şantajcının videoyu emniyete paylaştığını söyledi. Yani Kalben de zaten bu durumu. Evet. E, çünkü e, e, böyle magazin tarihiyle ile ilgili e, hani şu an aklıma birkaç bir şey geldi ama Hı. şimdi yine olayı hatırlatmak ve o tarafları da üzmek de istemem çünkü evli, kimin çoluğu çocuğu Hı. oldu. E, bazı isimler, ünlü isimler Hı. sevgilileri tarafından Hı. yatak odalarında en mahrem şekilde görüntülenmişler. Bir tanesi dolabın evet. içine koymuş kamerayı falan. Bir hatırladım. Ee, genç kadını bayağı rencide edecek görüntüler ve daha sonra ayrılıyorlar. Ve ayrıldıktan sonra şantaj falan. Gitti şantaj bana birileri şantaj yapıyor diye savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rezil olacaksam da sen beni etmeyeceksin. Sen zaten bunu yapmakla rezilsin falan diye böyle bir sürü hmm. olaylar patlak vermişti. Ee, yani tabii yani. işte yanında kim olduğun, kimle oturup kalktığın ya zaten şimdi e, kimle arkadaşlık kurduğun, nasıl bir arkadaş çevresine girdiğin, belki kalbeni de arkadaş çevresi sürükledi bu korkunç olaya. Bilir, kim bilemezsin ki. Evet. Bilemezsin. işte. o yüzden diyoruz ya arkadaşlık çok önemli. Kimlerle oturup kalktığın, kimlerle vakit geçirdiğin çok önemli. Hele bu ünlülerin yani, çevresinde. Hele onların Çok özür çevresinde. dilerim. E, çok iyi, düzgün, profesyonel insanları tabii ki tenzih ederek söylüyorum ama mikroplar var. Hı, hı, hı. O profesyoneller ve işini iyi yapanlar o mikropları temizlemeye çalışıyor mikroplar başka yerden yine sızıyor. Evet bir de bazen onların iradesi dışında onlar farkında olmuyor. Yani onların içine sızmış oluyor o sanatçıların içine sızmış oluyor. Belki arkadaş belki bir profesyonel çalışma hayatları içinde. Evet. Arkadan aslında o sanatçıya her şekilde zarar verecek bu ya da başka türlü şeylerden dolayı sevgili seyirciler farkına varmıyor. Sahte Sanatçılar. hesap açıyor. Evet. Şimdi isim kapatarak söyle tabii hı. veremem de isim. Hı hı. Ee, ünlünün yanında. Evet, evet. Ee, onun her türlü işini yapıyor. Çantasını taşıyor, otel rezervasyonu, hı hı. konser bilmem nesi, iç kuliste içeceği su. Ya bayağı el ayağı oluyor, oluyor yani her ayağı oluyor. Sahte hesap açıp magazin sayfalarının evet DM kutularına biliyor musunuz öyle böyle öyle böyle diye onu onu deşifre eden ya da onu deşifre eden ya da onunla aslında alakası olmayan ona yüklediği yakışıklı sürü şeyler gönderiyor evet ya. bazıları da alıp bunu haber yapıp kullanıyor. Kimi de tabii ki aklı başında sayfa yönetenler süzgeçten geçiriyorlar. Onlar sözleşme falan yapıyorlar mı bugün sanatçılar çalıştıkları insanlarla? Yani şöyle soruyorum. yapıyor, bazıları yapıyor. Yani da. ha şey anlamında mı? Benim yanımdan gidersen konuşmayacaksın gibi, cezai gibi, şart gibi, gibi, var. Bir... Ben öyle çok fazla duymadım, duymadım. ben de. Belki Fakat şöyle sen şeyler diyorsun. yapanlar var. Yine böyle bayağı ünlümüz ee, hamile hı hı. hamile olduğu oldu. Ee, evleneceği yer, nikah falan böyle özel hayatıyla ilgili her şey tıkır 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 gazetelerde programlarda şüpheleniyor çünkü kendisi ketum Hı. çok fazla öyle bilgi vermekten falan taraf değil sonra diyor ki ekibin içinde bu bu kişi 7-8 kişilik bir ekibi var o diyor ki ben yapmadım bu diyor ki ben yapmadım nasıl suçlanınca evet ben sizi ihbar mı ettim diyecek ne yapıyor? Ne yapıyor? Yanlış istihbarat diyor ki arkadaşlar biliyor musunuz diyor. Bak bak, ee, bak bak sevgili seyirciler. Bebeği diyor yurt dışında doğuracağım diyor. Bir de diyor cinsiyeti belli oldu kız. Hatta bir tane de isim uyduruyor. Bak üç tane bilgi. Evet. Yani bugün bir ünlünün evet. bebeğinin nerede doğuracağı, cinsiyeti ve evet. bebeğin ismi her yerde haber olur bir evet, şekilde. Evet evet. Ee, sonra da diyor ki bakın diyor bir yerde çıktığı vakit diyor. Anlayacağız kimden geldiğini çünkü o iki bir daraltıyor 7-8 hmm. kişiyi. <laughs> tak diyor iki gün sonra bir yerde çıkıyor haberi sen, sen yaptın değil mi yaptın. diyor. Çünkü yanındaki yaptıramaz diyor sen, sen yaptın. yaptın. O da ağlayarak özür diliyor falan filan. Yani böyle şeylerle oyunlarla bazıları içlerinde kim var yakalamaya çalışıyorlar. En doğrusunu yapıyorlar. Yanlış istihbarat atacaksın. Evet mantıklı. Çıkarsa ortaya. Çok önemli bir şey Müge'nin anlattığı bu arada. Bunu yapan kişiyi söylemeyeceğim. Ama merak ettim. En azından şunu söyle. Oyuncu popçu mu? Ha. Popçu. Evet bir popçu. Kadın mı erkek mi onu söyle. Hamile dedim. Kadın. Ha, kadın pardon. <laughs> güzel, pardon, pardon, güzel, pardon. Güzel bir kadın. Tamam, Bayağı güzel havalı bir kadın. güzel bir kadın. Şimdi Sevimsiz. bak biraz daha sorarsan düşünelim. ben ağzımdan düşünelim. kaçıracağım. <laughs> Tek isimli. İki isimli mi? Aa, yok artık o, o kadarını <laughs> söyleme. Herkesin bir iki ismi vardır. Peki. Hadi buradan nereye gidelim? Kana gidelim. Kana gidelim. Gidelim. Ama tamam. ismi alacağım senden. Tamam evet. sen on, seyirci kanı izlerken ben sana burada tamam. kanal akıtacağım. <laughs> Peki kan film festivaline Türk oyuncular, Türk güzeller damga vurdular. Ne nasıl? Kırmızı halıdan geçişleri sosyal medyayı salladı sadece orayı da değil. E, bu arada kim ne için gitti? Burası çok ilginç Müge. Evet e, onu da aktaracağız. Kimi? Cebinden bilet parasını ödeyip ya Sırf geçmiş. o kırmızı halıda yürümek sırf için. Yürümek için. Ceb, bir de böyle paket program falan neyse ben bir yükseldim, yani heyecanlandım. kimi de çok büyük firmaların anlaşmaları, anlaşmaları gereği oradalardı. Kim ne için gitti, ne giydiler, ne taktılar, ne yaptılar haberimiz. Burada oğlum dönüşte <laughs> çok önemli şeyler açıklayacağız.